Tasarımı ve malzeme kalitesine dikkat çeken Huawei Nova serisinin yepyeni üyesi Nova 10S'ye bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım Nova 10S'ye bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, videoya başlarken kanalıma abone olmanızı ve tabii ki sosyal medya hesaplarımla desteklemenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü biliyorsunuz sizlerin sayesinde bu işleri bir adım daha ileriye doğru götürebilirim. Gelelim Nova 10S'nin artılarına. Açıkçası bu akıllı telefon Nova 10 ailesinin giriş modeli olarak bizlerle buluşan bir akıllı telefon modeli arkadaşlar. Ancak hiç de giriş modeli gibi teknik özelliklere sahip değil gün sonunda baktığımız zaman. OLED bir panel ile geliyor bu akıllı telefon. 66 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle geliyor. Aynı zamanda da yüksek çözünürlüklü bir kamerayla bizlerle buluşuyor Nova 10SE. Gelelim ekran detaylarına. Ekrana baktığımız zaman 6.67 inçlik bir ekranın bu cihazda görev yaptığını görüyoruz. Bu ekranın yapısının OLED olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 90 Hz'lik bir yenileme hızını da bünyesinde bulunduran bu ekran paneli genel deneyim anlamında oldukça başarılı arkadaşlar. Ekran kasa oranı bir amiral gemisi modelde tasarlanmışçasına oldukça iyi tasarlanmış gerçekten. Genel ekran deneyimini gayet beğendim. Sizlerin de hem oyun performansı hem de multimedya tüketirken bu telefonun ekranını beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. İşin performans tarafına geldiğimizde Nova 10S'de Snapdragon 680 4K modeli bir işlemcinin görev yaptığını görüyoruz. Şimdi bu işlemci için sizlere şunu söylemem lazım. İşlemcinin modeli tabii ki bizlere sunduğu performansı orta seviye bir performans arkadaşlar. Ancak 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilen bu işlemci modeli düşük güç tüketiyor. Yüksek bir performansı bizlerle buluşturmaya çalışıyor. Burada düşük güçle yüksek performansı bizlere sağlamaya çalışan bir işlemci modeli olduğu için açıkçası gün sonunda hiç de fena bir performansı bizlerle buluşturmuyor. Sonuçta Nova 10S zaten bir amiral gemisi model değil. Bu ailenin de en üst modeli değil. Bu ailenin en üst modelinde biliyorsunuz Nova 10 Pro vardı. Bu cihaz tabii ki bu ailenin giriş seviyesindeki model. O yüzden performans anlamındaki değerlendirmeyi tam olarak buna göre yapmanızı sizlere de tavsiye ediyorum. Geekbench skorlarına baktığım zaman ise tabii ki yine diğer Snapdragon 680 modellerinde olduğu gibi benzer bir burada performansı bizlerle buluşturduğunu görüyorum arkadaşlar. Cihazdaki işlemci performansı orta düzey ile orta üst düzey arasında gidip gelen bir performans seviyesinde. Beklentilerinize göre işi şekillendirirseniz en doğrusu olur diye düşünmekteyim. Arayüz olarak bu cihazda EMUI 12 var. EMUI 12 bir Android 11 tabanlı işletim sistemine kurulmuş durumda bizlerle buluşuyor. Burada Android 11 ile geliyor olması bir dezavantaj gibi gözükse de aslına bakarsanız cihazda son sürüm Huawei'nin arayüzü bulunuyor şimdilik. Daha 13'ler böyle kısmi olarak dağıtılıyor. Yakın zamanda bu cihaza da gelir diye düşünüyorum EMUI 13'ü. Tabi depolama ve burada RAM tarafına da bakmak lazım. Cihazda bir 8 GB'lık RAM var. 3 GB'lık da bir sanal RAM desteği bulunuyor cihazda. 128 GB'lık depolamayı bünyesinde bulunduran bu akıllı telefon çift SIM kart desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Ancak microSD kart desteği bu cihazda ne yazık ki yok arkadaşlar. Sizlerin günlük hayatta birçok uygulamayı bulabileceği App Gallery ile gelen Huawei Nova 10S'nin de Google uygulamalarını nasıl kullanacağım, Google uygulamaları olmadan yapamıyorum diyenler için de bir G-Space isimli çözümü de var arkadaşlar. G-Space bir üçüncü parti uygulama tabii ki. Sizlere geçtiğimiz herhalde ay çektiğim bir videoydu. Huawei cihazlarda nasıl Google servislerini, Google uygulamalarını kullanabilirsiniz diye. G-Space bu işe yarıyor. Yine App Gallery üzerinden indirebiliyorsunuz. Yine altını çizeyim burada bir üçüncü parti uygulama ancak sizlerin Google'sızlık sorununu çözmeye yarayan bir uygulama olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten ikisinin de arayüzünü ve tabii ki bizlere sunduğu detayları da sizlere göstermiş oldum. İnceden ben kameraya doğru geçeceğim ama siz de tam olarak burada telefonu nasıl buldunuz, tasarımı nasıl, performansı nasıl bunları bir yorumlara yazın. Kameradan sonra da kamerayla alakalı yorumlarınızı yine aşağı bırakıyor olursunuz. Gelelim Nova 10S'nin kameralarına arkadaşlar. Çünkü arka kamerada ana kamera olarak görev yapmakta olan kameramız 108 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram aralığını bünyesinde bulunduruyor. OIS desteği bulunmuyor içerisinde ve 8 megapiksellikli bir ultra geniş açılı kamera yine bu cihazda görev yapıyor. f2.2 diyafram aralığıyla gelen bu kamera gayet iyi performansı bizlerle buluşturuyor. Tabi 3. kameramız da 2 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir makro kamera. Makro kameralara ben genel olarak 2 megapiksel olduğu zaman sadece eğlence ve hatıra
amaçlı var diyebiliyorum. Çünkü 2 megapiksel oldukça düşük kalıyor. Özellikle sosyal medya paylaşımı yapmak istediğinizde etrafını bir şeylerle kaplamak, bir şeyin içine yerleştirmek durumunda kalıyorsunuz makro fotoğrafı. Çünkü 2 megapiksel artık günümüzde biraz tabii ki düşük kalabiliyor makro için. Ancak tabii ki olması gün sonunda güzel bir şey, hiç olmayabilirdi. Yani burada makro kamerayla alakalı da yorumlarımı sizlere vereyim, anlatayım ama ondan önce kamerayı da bir özetleyeyim sizlere. Kamera ışık güzel olduğunda iyi işler ortaya çıkartıyor. Genel anlamda cihazın kamerasıyla alakalı önemli bir problemle karşılaşmadım arkadaşlar. Tabii ışık azaldığında performans düşse de gün ışığı altında yaptığım çekimlerden ne yalan söyleyeyim oldukça memnun kaldım. Gayet iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor. Tabii burada bir yapay zeka desteğinin olduğunu sizlere söylemem lazım. Yapay zeka ile desteklenmiş bu fotoğraflar sizlerin de beğenisini şu anda benim tarafımdan sunuluyor. Sizlerin de yorumlarını aşağıda bu konuda oldukça merak ediyorum arkadaşlar. Telefonla yapacağınız gece çekimlerinde dikkatli olduğunuz sürece herhangi bir problemle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Tabii fotoğraflarınızı çektikten sonra her zaman olduğu gibi bir kontrol etmeniz sizler için çok daha iyi olur diye de ekleyeyim. Makro kamera ile alakalı da son olarak şunu söyleyeyim ve buradan arkadaşlar artık videoya doğru geçeyim. Makro kamerada özellikle ışık azaldığında performans oldukça olumsuz etkileniyor. Eğer bir makro çekim yapacaksanız mutlaka ama mutlaka o bölgeyi iyi bir şekilde ışıklandırmaya bakın diyeyim ve videoyla devam edeyim. Video tarafında 1080p 30 fps bir kayıt yapabiliyor. Sonuçlar gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten bu akıllı telefondan video anlamında çok üst düzey bir beklentiye girmemeniz daha doğru olur. Çünkü kameranın böyle odak noktasına baktığımızda, telefonun odak noktasına baktığımızda daha çok fotoğraf odaklı bir cihaz olduğunu da görüyorum ben bu cihazın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yine sizlere de bir sormak isterim sevgili arkadaşlar. Gelelim ön kameramıza. Ön kameramız 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram aralığına sahip. Şimdi geniş bir açıya da sahip bu ön kamera ama benim birazcık beklentimin ne yalan söyleyeyim bir tık altında kaldı. Çok değil ama bir tık. Buradaki bir tık hangi anlama geliyor onu söyleyeyim sizlere. Işık azaldığında performansı yani birazcık olumsuz etkileniyor gibi bu kameranın. Ön kameradan bahsediyorum. Burada tabii ki ailenin giriş seviyesinde bir cihaz olduğu için bu çok büyük bir olumsuzluk değil. Hani onu da söylemek lazım. Ancak tabii ki ailenin genel fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda belki üzerine biraz daha koyup bir üst model Nova 10'la falan hani bir oraya geçiş yapılabilir mi acaba sorularında bana sordurmadı değil açıkçası. Kendi kendime bunu bir düşündüm. Sizlere de böyle bir soru sormuş da olayım. Sizin bu ailedeki favori cihazınız hangisi? Nova 10 mu? Nova 10S mi? Nova 10 Pro mu? Yorumlara bir onu da bırakırsınız arkadaşlar. Belki de bu cihazın en önemli detaylarından bir tanesi olan piline de değinmek lazım. Çünkü 4500 mAh bir pil ile geliyor bu cihaz. 66 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesine bulunduruyor ve tabii ki kutudan adaptör de çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir detay. 10 dakikalık bir şarj ile bu telefonu böyle %30 ila %40 arasında bir seviyeye şarj etmeniz mümkün oluyor. Bu güzel bir detay. Pil ömrü ise oldukça yeterli. Zaten Huawei'in pil anlamında genel anlamda çok problemli bir cihaz olmadığını biliyorsunuz mobil cihazlarda. Gayet başarılı pil ömürlerini bizlere sunabiliyor Huawei mobil cihazlarda. Bu akıllı telefonda da keza yine aynı şeyi görüyoruz. Son değerlendirmeye doğru geçecek olursam Nova 10S, Nova 10 ailesinin giriş modeli arkadaşlar ve tabii ki fiyatı da diğerlerine göre bir tık daha aşağıda kalıyor. 12.999 TL'lik bir fiyat ile geliyor Nova 10S. Gün sonunda baktığımızda aslında Nova 10 ile arasında böyle bir 2000 TL'lik fiyat farkı var. Hani buradaki tercih nasıl olur? Sizler nasıl bir harekette bulunursunuz? Nasıl bir tercih etmek isterseniz, nasıl bir tercihe yönelirsiniz? Açıkçası bilmiyorum ama bu akıllı telefonun malzeme yapısını beğendim. Ekranını beğendim. Video kayıt seçeneklerindeki burada bizlere sunmuş olduğu çift video gibi özelliklerini beğendim. Ve fiyatının da 12.999 TL olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki sosyal medya hesaplarımı da bir takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Cihaz hakkındaki düşüncelerinizi, başka konular hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.